Evet, iyi günler sevgili seyirciler. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin önde gelen oyuncularını ağırladığımız iş dünyasına hoş geldiniz. Bugün Türkiye büyümesinin her zaman bir tık üzerinde büyüme sergileyen inşaat sektörünü konuşacağız. Stüdyomuzda iki değerli, birbirinden değerli konuğumuz var. Biri de İstanbul trafiğinin azizliğine takıldı. İlerleyen dakikalarda kendisi de bize katılacak. Öncelikle hemen konuklarımı takdim edeyim. Soyak CEO'su Emre Çamlıbel, hoş geldiniz Emre Bey. Hoş ve Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, siz de hoş geldiniz Süleyman Bey. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden inşaat sektörüyle başlayalım. Geçtiğimiz yıl biraz da gaz fren tartışmalarıyla beraber sektörde bir duraksama yaşanmıştı. Bu yıla baktığımızda yıl sonu hedefleriniz nedir ve bu hedefi tutturabilecek misiniz? 2013 nasıl geçiyor diyeyim ve ilk sözü Emre Bey size vereyim. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz 2012'nin son aylarında uluslararası değerleme kuruluşları tarafından Türkiye'nin notu artırıldı. Bu doğal olarak global piyasalarda Türkiye'ye bir sermaye akışını, faiz düşüşünü, genel olarak güven endekslerinin artmasını ve tüketimin de ve yatırımın da artmasını sağladı. Dolayısıyla 2012'nin Kasım'ından beri bugüne kadar gayet olumlu, iyi, büyüyen bir gayrimenkul sektörü yaşıyoruz. Bunun önümüzdeki 3-4 ay içerisinde de bu şekilde devam edeceğini ve sonuç olarak da Türkiye'nin beklenen %3-4 oranındaki gayri safi milli hasıla büyümesini onu destekleyecek şekilde gayrimenkul sektöründe %5 ila 10 oranında bu sene büyümesini bekliyoruz sektör olarak. Bizim şirket olarak da planlarımız bu yönde ve sene başında yaptığımız bütçeleri yakalıyoruz bu şekilde gibi gözüküyor. %5 ila 10 arasında bir büyüme bekliyorsunuz. Peki Süleyman Bey, siz nasıl bakıyorsunuz? Geçtiğimiz yıl bir miktar duraksam olmuştu ama 2013 evet. Nasıl geçiyor inşaat sektörü açısından? İnşaat sektörü 2012'ye nazaran 2013 daha iyi geçiyor. Neden 2013? Faiz oranlarının bir miktar daha düşmüş olması konut alımını daha da hızlandırdı. Tabii 2012 senesi büyüme oranlarına baktığında inşaat sektöründe %6 gibi gözüküyor. O bakımdan 2013'ten daha da ümitliyiz. Şu anda 2013'ün Temmuz-Ağustos ayına geldik zaten. O bakımdan 2013 senesinden çok umutluyuz. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Evet, Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş İstanbul trafiğinin azizliğine uğradınız evet. Ama hoş geldiniz dedikten hoş sonra bir nefes aldınız ve hemen inşaat sektörüyle biz başladık. Geçtiğimiz yıl bir miktar gaz fren tartışmalarıyla sektörde bir duraksama yaşanmıştı. Evet. Peki 2013 nasıl geçiyor? Ve yıl sonu hedefine baktığımızda sektörde yüzde kaçlık bir büyüme öngörüyorsunuz? Zaten inşaat sektörü genel olarak bakıldığında Türkiye ekonomisinin bir katı daha hızlı büyüyor. Gayrimenkul sektörü. Dumankaya açısından bakıldığında biz bu Gezi Parkı olaylarına kadar bütçelediğimiz rakam kadar yapabiliyorduk. %95'e kadar ama Gezi Parkı olayları psikolojideki müşteri psikolojisindeki etmenlerle beraber yaklaşık olarak bütçemizi %30'ları civarında yapabildik. Ama daha sonraki olan süreçte toparlandı ve şu anda özellikle şu son bir haftadır son 10 gündür de satışlarda bir artış öngörüyoruz. Herhalde bu doların artmış olmasının bir takımlı kar realizasyonu olarak düşünen tüketiciler veyahut da artık Türkiye'de mevsimsel gayrimenkul mevsiminin gelmesi dolayısıyla da satışlar umduğumuz seviyeye doğru gidiyor. Gayrimenkul sektörü de zannederim geçmiş iki çeyrekteki performansını yine sürdürebilecek. Yani Türk ekonomisinin bir katı kadar daha hızla büyüyebileceğine inanıyorum. Evet, lokomotif sektörlerinden biri. Evet, bir anlamda evet. Da Türkiye'de hakikaten ekonominin de bel kemiği inşaat. Evet. Bundan birkaç sene önceye baktığımızda, 3 ile 5 sene öncesine baktığımızda yalnız iddialı büyüme rakamları vardı inşaat sektöründe. Peki bu iddialı büyüme rakamlarına kalıcı bir şekilde nasıl ulaşabilir? Size vereyim sözü Süleyman Bey. Şimdi biliyorsunuz inşaat sektörümüzün en önemli 3 tane yasası var. Şu son 10 yıldan beri inşaat sektöründe bayağı bir büyüme meydana geldi. Konut sektöründe özel sektörün yapıları ve yapı metrekareleri büyüdü. O bakımdan 3 tane önemli yasalardan bir tanesi kentsel dönüşüm yasası, mütekabiliyet yasası, 2B kanunu. Bunlar inşaat sektörü için yapılmış son kanunların içinde en iyi kanunlardan biri. Tabii kentsel dönüşüme baktığımızda kentsel dönüşüm bundan sonra gelecekte inşaat sektörünün daha da canlanmasını
daha da iyi iş yapacağı kanaatindeyim. O bakımdan inşaat sektörünün geleceği var. İnşaat sektörü önemli bir sektör, lokomotif bir sektör. O bakımdan vasıflı vasıfsız işçiyi bir arada barındırabilen bir sektör. Onun için inşaat sektörünün geleceğini de parlak görüyorum. İnşaat sektörünün geleceğini parlak görüyorsunuz. Peki siz Emre Bey? Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Şu anda Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının senelik işlem büyüklüğü yaklaşık 50 milyar dolar mertebesinde. Mütekabiliyetle ilgili, yani yabancı bireylerin, daha evvel Türkiye'den gayrimenkul edinemeyen yabancı bireylerin artık Türkiye'den mülk edinebiliyor olmasının neticesinde bunun senelik 5 ila 10 milyar dolar bir olumlu etkisi olacağını öngörüyoruz. Buna ilaveten kentsel dönüşümün de etkisiyle bunun 25-30 milyar dolar daha artarak önümüzdeki 5 ila 10 sene aralığındaki dönemde 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını, yani gayrimenkul sektörünün Türkiye'de kendisini büyüklük anlamında ikiye katlayacağını öngörüyoruz. Bunu tabii destekleyen mega projeler var. Türkiye'nin köyden kente göçünün devam ediyor olması ve kentleşme oranının yüksek olması ve hala yükseliyor olması var. Ve tabii ki demografik yapısı, nüfusun içerisindeki gençlerin adedinin, oranının fazlalığı ve bunların yetişerek artık çalışan, evlenen, çocuk sahibi olan bireyler haline gelip gayrimenkul ev ve iş yeri ve alışveriş merkezi ihtiyacı olacak olması da önemli etkenler. Peki Uğur Bey, sizin düşünceniz ne yönde o iddialı rakamlar? İnşaat sektörünün bir dönem ki o şatafatlı günlerine dönmesi nasıl olacak? İnşaat sektörü, yani bir geriye dönüş zaten bence yaşamadı. Her geçen gün daha da önemli noktaya geliyor. Şöyle bir çevremize baktığımızda aslında belki bize normal gibi geliyor ama her taraf çöküntü alanları, niteliksiz konutlar, depreme dayanıksız konutlar. Türk insanının değişimi, gelişimi var. Türk ekonomisi ciddi anlamda makas değiştiren bir ekonomi. Gelişmekte olan ülke ekonomisinden gelişmiş ülke ekonomisine doğru gidiyor. Ve demin Emre Bey ile Süleyman Bey'in bahsettiği gibi demografilerde de değişim var. Yani artık genç bir nüfusumuz var. 29 yaş ortalaması var. Ve gerçekten Türkiye'ye, özellikle İstanbul'a yabancının yoğun bir ilgisi var. Yani bunu da gözlemleyebiliyoruz. Şimdi hem Türkiye'de bu değişim, dönüşüm işlemleri, hem Türkiye'nin artan cazibesi, hem nüfusun oluşturmuş olduğu dinamiklere bakıldığında ve demin bahsettiğim gibi Türk ekonomisinin de makas değiştiren bir ekonomi ve artık şehirlerinin bu kadar plansız, programsız, çarpık çurpuk olma noktasında yaşayamayacağı doğrusuna bakıldığında gayrimenkul sektörü gerçekten çok önemli dinamikler içinde barındırıyor. Yani gayrimenkul sektörünün aslında bence oyun daha yeni başlıyor. Yani çok büyük oluşumlara gebe olduğunu düşünüyorum ve son zamanlarda yapılan yatırımlar, İstanbul yeni yapılan havalimanı ve Marmaray'ın devreye girmesi ve özellikle de Kalan İstanbul'la beraber çok büyük gayrimenkul yatırımları beraber de gayrimenkul sektörü daha da hareketleneceğine ben inanıyorum. Evet, tabii ki kentsel dönüşümde kuşkusuz artıları olacak. Öncelikle kentsel dönüşüm kanunuyla ben başlamak istiyorum. Sizce mevcut olan kentsel dönüşüm kanunu şu an uygulanmakta olan projelerle birebir örtüşüyor mu? Ve siz inşaat sektörünün temsilcili olarak bu kentsel dönüşüm kanununda düzenlenmesi, iyileştirilmesi gereken yerler var mı? Ne diyeceksiniz Süleyman Bey? Geçen 2012'de çıkan kentsel dönüşüm yasası ve kanununda yeni bir düzenlemeye şu anda bir ihtiyacımız yok. Çünkü bu kanun her şeye cevaz veriyor. Bütün vatandaşlarımızın önemli olan eski ve dokusu kaybetmiş niteliksiz yapıdaki vatandaşlarımızın düşüncelerinde değişikliğe ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın eski alışkanlıklarından bir nebze vazgeçmesi gerekiyor. Eski komşum veya belli bir yaştan sonra insanlar benim mahallem, benim komşum ama vasıfsız binalarda oturmamızın, çoluğumuzu çocuğumuzu o binalarda barındırmamızın hiç gereği yok. Kanun şu anda yeterli. Ve bu kentsel dönüşüm kanunu mutlaka ilçe belediyelerimiz tarafından koordine edilmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çıkarttığı bu kanun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın plan konusunda destek vermesi gerekir. Ama vatandaşlarımızın bu konuda istek ve taleplerinin bir nebze biraz abartılı olmamalı. Adamın bir dairesi var, İki daire istiyor. İki dairesi var, beş daire istiyor. Yani bu kişinin biraz isteklerinde
benim nasıl sağlıklı ve binada oturabilirim? Hı hı. Çevre düzenlemesi, yeşil alanları, sosyal tesisleri olan binada oturabilirim. Benim çocuğumun nasıl daha sağlıklı binada yaşatabilirim diye düşünmesi gerekiyor. Şu anda devletten bana göre beklenen bir kanun ve artı eklenmesi gereken bir konunun olduğunu düşünmüyorum. Belki bu anlamda hani bu çıkan anlaşmazlıklarda acaba vatandaşlarımızı bir miktar daha farkındalık, bilinçlendirme evet. anlamında eğitimler evet. verilmeli değil evet. mi? Siz ne dersiniz? Yani bilinçlendirilmesi gerekir. Rant talebinde olmaması gerekir. Hı hı. Böyle bir abartıya gitmememiz gerekir. O bakımdan vatandaşlarımızı daha da iyi anlatılması gerekir. Bu konuda çevre ve ilçe belediyelerimiz bu bakımdan gayret sarf ediyorlar. Şu anda İstanbul'daki bazı ilçe belediyelerinde kentsel dönüşümle ilgili organizasyonları var. O çok memnuniyet verici şeyler. Bizim artık eski sağlıksız binalardan daha sağlıklı binalara vatandaşlarımızı taşımamız gerekir. Evet, önemli olan tabii. kaliteli, güvenli yapılarda vatandaşlarımızın taşınması gerekiyor. Evet. Peki siz ne diyeceksiniz Emre Bey? Mevcut kentsel dönüşüm kanunuyla şu an yürütülmekte olan projeler birbiriyle örtüşüyor mu? Ve aynı şekilde hani sizin inşaat sektörünün önüne gelen bir temsilcisi olarak düzenlenmesi gerektiği yerler var mı sizce kanunda? Belki de bir iyileştirme de olabilir. Ben de Süleyman Bey gibi düşünüyorum. Algılama yönetimi çok önemli diye evet. düşünüyorum. İnsanların beklentilerini doğru konumlamak çok önemli diye düşünüyorum. Bu da sizin işaret ettiğiniz gibi bir takım bilgilendirme ve eğitim çalışmalarıyla sağlanabilir. Ben biraz kentsel dönüşümün söylenen her şeye katılmanın evet. üzerine biraz kentsel dönüşümün finansal boyutundan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye'de sadece gayrimenkul sektörü değil ve sadece kentsel dönüşüm özelinde değil, bütün sektörlerin en büyük sıkıntılarından biri sermaye eksikliği, öz kaynak eksikliği. Kentsel dönüşüm de 400 milyar dolar denmekle beraber sadece inşaat kısmı 400 milyar dolarlık bir proje. Diğer değer katan, bunun pazarlaması, projelendirilmesi, harçları, ruhsatları, tapusu vesairesiyle birlikte, diğer unsurlarıyla birlikte yaklaşık 700-800 milyar dolarlık önümüzdeki 20 yıl için hacim yaratacak bir işlem, bir projedir. Sanıldığından çok daha büyük, hesaplananın iki katı büyüklüğünde bir projedir. Bunun finansmanının nasıl olacağı önemli diye düşünüyorum. Burada tabii ki memleketimizin iş dünyasının içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde böyle bir öz kaynak yaratılması, böyle bir yatırım mekanizması oluşturulması çok kolay gözükmüyor. Bunu sağlamak için yurt dışından yabancı sermayenin gayrimenkul sektörü özelinde ve kentsel dönüşüm özelinde gelip kullanılabilmesi için bir takım düzenlemeler belki yapılabilir. Burada SPK anlattığı bir takım adımlar oldu. Bunlar gayrimenkul sektörünün geneline yönelik ama kentsel dönüşüme de uygulanabilecek adımlar. Bir takım tebliğler çıkarıldı. Bunların arasında gayrimenkul projelerini finanse etmek için, kentsel dönüşüm projeleri buna dahildir, gayrimenkul sertifikası, ihracı tebliği çıkarıldı. Buna ilaveten sukuk dediğimiz yaygın olarak kira sertifikası çıkarıldı ve buna ilaveten şu anda üzerinde çalışılan gayrimenkul fonları tebliği çıkarılmak üzere. Bunlar kentsel dönüşümün finansal olarak desteklenebilmesi için ve aslında sonuçta da bu 800 milyar dolarlık operasyonun gerçekleştirilebilmesi için önemli mevzuatlardı. Bunlar da adım adım tamamlanıyor diye düşünüyorum. Evet, SPK'nın tebliğleriyle beraber de bir finansmanda bir pozitif gelişmelerde yaşandı diyorsunuz. Başlayacak, evet. Evet. Uğur Bey, ben sizin hemen görüşlerinizi almak istiyorum. Siz şimdi mevcut yapmakta olan projelerinizde kentsel dönüşümle ilgileniyor musunuz? Kentsel dönüşüm sürecine öncelikle nasıl bakıyorsunuz? Kentsel dönüşüm aslında, bu özellikle bu kentsel dönüşüm yasası Türk toplumunu, yani bu topraklarda yaşayan insanların insanları en çok ilgilendiren iki tane yasadan biri bence. Bir tanesi, yani toplumsal olarak ilgilendiren bir tanesi sigara yasağı. Yani bütün toplumu ilgilendiren ve toplumun değişimini sağlayan unsurlardan bir tanesiydi. Bir diğeri de bu kentsel dönüşüm yasası şu anda herhalde Türkiye'nin her yanında kentsel dönüşüm konuşuluyor. Özellikle komşuluk ilişkileri açısından da bakıldığında konuşuluyor. Çünkü herkes
konutunu yenisiyle değiştirmeye çalışıyor. Kentsel dönüşüm o açıdan bence Türkiye açısından çok önemli ama Türkiye'nin bir de cari açık problemi var. Cari açığın da önemli kısmını enerji kısmı sağlıyor. Yani enerji kısmı sağlıyor. Acaba bu kentsel dönüşümde bir takım teşvikler olabilir miydi? Bu konunun uzmanı zaten Emre Bey, belki yeşil bina gelince o anlatır ama bence yani bu noktada firmaların buraya gitmesini, bu şekilde yapılmasını subvanse etmesini devletin bir takım teşviklerle sağlayıp yani enerji tasarrufu veya pasif binaların ortaya çıkartılması, daha sonraki süreçte ise akıllı evlerle ilgili insanların yaşamını değiştirilmesi. Çünkü sağlayabilecek düzenlemeler olsa, bu tarz teşvikler olsa çok daha farklı bir noktaya gelmez miydi Türkiye? Çünkü şu anda her şey tekrardan yıkılıp yapılacak. Demin Emre Bey'in bahsettiği gibi yüzlerce milyar dolarlık çok büyük bir yatırımın içine giriyor Türkiye. Madem bunları yaparken birazcık daha kapsamlı düşünüp bunları da yapıp hem Türk ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlayabilsek. Çünkü biz sonuçta kendi enerjisini üretebilen bir firma değil, bir ülke değiliz. Enerjimizin %80-90'ını ithalata dayalı. Kesinlikle. Burada da zannederim değil mi Emre Bey, karbon salınımının %60'ı mıydı? Yani yarıya yakını. O kadar yakını ve sizin bir şeyiniz vardı. Hani bir baraj yapmakla onu da, yani o çok ilginç bir anlatımdı. Yani bir baraj ithal et, bir baraj yapmakla eğer tasarrufa veya işte yeşil binalara dikkat edildiğinizde ki yapacağınız olan şeyler ne kadar tasarruf sağlayabileceğinizle ilgili, işte ben biraz karıştırdım kusura bakmayın. Yani demek istediğim kentsel dönüşümün bir şehrin yenilenmesi, düzenlenmesi, insanların yaşamlarını değiştirmesi, deprem korkusu veya bir konusu var. Bir de olayın bu boyutu var. Bu boyutunu da ekleyip ve bunu yapmak isteyen firmaları teşvik edilmesi gerek. Tüketici buna şu anda prim vermiyor. Yani yeşil binaya veyahut da akıllı evlere herhangi bir şekilde tam alım burada vermiyor. Bunu devlet bir bunu yapan firmalara öncülük sağlayabilse ve bu şekilde yapılsa daha sonra bu zaten devlete bir geri dönüş sağlayacak. Yani ben kentsel dönüşüm yasasındaki bir eksiklik varsa eğer bunu evet. olarak görebiliyorum. Evet. Ben hemen o projeyi almak isterim Emre Bey sizden. Bu baraj kurulmasıyla elde edilen tasarruf akıllı evlerle beraber aynı tasarrufa mı eşit oluyor? Bilmiyorum, nasıl bir çalışma var sizde? Şimdi şöyle, biz geçtiğimiz senelerde bir takım yeşil binaların ne derece bir değer katacağına yönelik olarak bir takım bilimsel çalışmalar yaptık. Bunların iki tane önemli sonucu oldu. Bunlardan bir tanesi şu. Kentsel dönüşümle birlikte önümüzdeki 20 yıl içerisinde dönüştürülecek yaklaşık 7,5 milyon konutu hesaplıyoruz, ondan bahsediyoruz. Bunların tamamı yeşil bina olursa... Emre Bey, sözünüzü kesiyorum ama izleyicilerimizin de daha iyi anlaması açısından öncelikle yeşil bina nedir? Biraz bu kavramı bir açalım. Dilerseniz hani konunun detayına giderken izleyicilerimiz acaba bu yeşil bina derken neler kastediliyor? O anlamda hem onlara da biraz bilgilendirmiş oluruz. Tabii ki. Yeşil bina enerji ve suyu az kullanan, insan sağlığını ve yaşam konfor şartlarını mümkün olduğunca fazla gözeten şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş binadır. Dolayısıyla illaki tabii ki literatürde gördüğümüz çok ütopik yeşil binalar var ama caddede dolaşırken sağda solda normal bina olarak gördüğümüz birçok binada yeşil bina olabilir. Çok da normal bir binadan farkı yok. Farklılığı onun tasarımında, teçhizatında, elektrik ve mekanik sistemlerinde ve ağırlıklı olarak yalıtımında, aydınlatmasında. Tasarruflu bina, sağlıklı bina diyebiliriz. Bu iki çalışmadan biri şeydi, 7,5 milyon konutu Türkiye, kentsel dönüşüme tabi olacak 7,5 milyon konutu, yeşil bina şartlarına uygun yaparsak Türkiye ne tasarruf eder diye baktık. Önümüzdeki 20 yıl boyunca, pardon 2023'e kadar 25 milyar dolar su ve enerji tasarrufu yapıyor Türkiye. Yani ısınmadan dolayı doğalgaz tasarrufu, aydınlatmadan dolayı elektrik tasarrufu ve su kullanımından, sarfiyatından dolayı su tasarrufu. Türkiye 2023'e kadar toplam 25 milyar dolar çok basit tek bir kalemde bunu tasarruf edebilir. Bu ortaya çıkıyor. Kaç baraja geliyordu? Öyle bir şey anlatmıştın. Evet. İlginçte. Bir de şey var. Sizin bahsettiğiniz bizim tabii enerji sektöründe de faaliyetlerimiz olduğu için orada da elimizde veriler var. Bir barajı inşa ederek üreteceğimiz elektrik yerine aynı parayı
mevcut binaları enerji verimli, tasarruflu hale getirmeye harcarsak 7 kat daha fazla tasarruf ediyoruz. Yani 100 doları baraj inşa etmeye değil, mevcut binaları tasarruflu hale getirmeye harcayalım. Birinde 1 birim kilowatt saat üretirken öbüründe 7 birim tasarruf ediyoruz. Katma değeri çok yüksek. Evet. Baktığımız evet. zaman. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz yine kentsel dönüşümden Süleyman Bey'le evet. ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın evet. ardından inşaat sektörünü enine boyuna masaya yatıracağız. Kısa bir reklam arası diyoruz. Bizden ayrılmayın. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Para akılla birleşiyor, yatırımcı para eden bilgiye akıllı parada ulaşıyor. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda hareketliliğin arttığı saatlerde Hande Demirel ile Merve Hande Akmehmet stüdyo konukları ve canlı bağlantılarla işlem gününün nabzını tutuyor. Amerika'dan gelen verilerin etkileri yorumlanırken, Bloomberg HT araştırma ekibi tarafından hazırlanan grafiklerle piyasaların fotoğrafı çekiliyor. New York ve Londra bağlantılarıyla dünyanın önemli finans merkezlerinde tartışılan gelişmeler anında ekrana yansıyor. Akıllı para hafta içi her gün Bloomberg HT'de. Anadolu kışa hazırlanmayı sever. Anadolu Jet 39 TL'den başlayan erken rezervasyon fiyatlarıyla 1 Kasım 15 Ocak tarihleri arasında Anadolu'nun dört bir yanını birbirine bağlıyor. Anadolu Jet, uçmayan kalmasın. Gazete Habertürk ve Secret CV güçlerini birleştirdi. Habertürk'ün İnsan Kaynakları gazetesi dopdolu içeriğiyle yenilendi. Secret CV işbirliğiyle şimdi daha dinamik, daha güçlü. İş ve eleman bulmanın kolay yolu her pazar Gazete Habertürk'le birlikte ET İnsan Kaynakları'nda. Royal. Evet sevgili seyirciler, inşaat sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. İş dünyasında Süleyman Bey kentsel dönüşüm demiştik. Peki kentsel dönüşümde yabancı yatırımcıların ilgisini nasıl görüyorsunuz? Ben kentsel dönüşümde yabancıların ilgisinin pek olacağı kanaatinde değilim. Bu bir proje kapsamında düşünülebilir. Yabancılar da bizim gibi yerli yatırımcıyla ortak işbirliği yapabilirler. Kentsel dönüşümde yabancıların böyle bir talebi ben olacağı kanaatinde değilim. Ama yabancılara konut satışını yapıyoruz. Yabancılara konut satışını tabii, yaptığınızı tabii. söylüyorsunuz. Biraz da kurlarla evet. ilgili gidelim. Bu son evet. dönemde kurların ateşi yükseldi. Volatilite de yükseldi. Kentsel, bu evet. inşaat kurlara sektörüne... geçmeden önce kentsel tabii dönüşümde ki. Şunu söyleyeyim. Tabii ki. Biz eskiden yasa beklerdik, kanun evet. beklerdik. 634 sayılı kat mülkiyet kanununa göre daire sakinlerinin ikna Hı. edilmesi mümkün değildi. Mahkemeler uzar giderdi. Şimdi kanun beklemiyoruz. Şimdi vatandaşın gönlünü bekliyoruz. Vatandaşın gönlünü bekliyoruz. Evet. Onu ben bir açıklığa kavuşturayım. Tabii kur farklarında yükselmeden bahsediyorsun. Evet. Bu sektöre nasıl yansıyacak özellikle? Şimdi şöyle düşünelim. Yabancı paranın yani kurların yükselmesi inşaat maliyetlerimizi yükseltmez diyemeyiz. Hı hı. Yükseltecektir. Mutlaka hı hı. bunun etkisi olacaktır. 2300 lira olan euro bugün 2700 lira oldu. Böyle bir %10 civarında bir artış var. İnşaat sektöründe maliyetlerimizi etkileyecektir bu. Onun için inşaat sektörünün ithal girdilerine toplamına baktığın zaman 30 milyar dolar civarında ithal girdisi var. Kullanılan malzemelerde inşaatın kurda alımından bahsedersek demirde dahi ithal girdilerimiz var. Tabii bu oran çok büyük bir oran mıdır? Çok büyük bir oran değil.
Ama bunlar gittikçe ithal ettiğimiz malzemeleri yavaşlatıyoruz. Yerli alternatiflerimiz çok çıkmaya başladı. Seramik örneğimiz daha önceden İtalya'dan ve yurt dışından olmasını isteyen, arzu edilen durumlar olabiliyordu. Ama şimdi yerli firmalarımız inan ithal firmalardan daha iyi ürün yapmaya başladılar. O bakımdan çok sevindirici bir olay. Kur farklarındaki yansıma konut sektörüne yansır mı? Konut sektöründe ne kadar bir yansır? %5, %10 oranında önümüzdeki aylarda bir artış olur. %5 ila 10 arası. 10 arası konut fiyatlarının artış olur. Peki Uğur Bey siz ne dersiniz? Bu kurlardaki volatilite nasıl yansıyacak? Siz de %5 ila 10 mu görüyorsunuz? Şimdi bu paritenin artması bir kere Türkiye'de kriz algısı olarak en önemli unsur paritenin artmasıdır. Yani her milletin, devletin kendine farklı algısı vardır. Türkiye'de bu böyledir ama bu 2003 seçimlerinden sonra Türkiye'nin vatandaşın edinmiş olduğu bilgi, birikim, tecrübe artık kur arttığı zaman herkes kura doğru koşmuyor. Bazıları da bekletme yoluna giderken bazıları ise yüksekten bozdurup bunu satışa döndürebiliyor. Yani diyelim ki bizim konutlarımız şu anda dolar bazında. Yurt dışı satışlarımız açısından bakıldığında ucuzladı. Yurt dışı satışlarına olumlu bir etkisi oluyor bunu. Bir yandan da karını realize edenler açısından da bakıldığında kısa vadeli de olsa bir avantaj sağlıyor. Bakın kısa vadeli diyorum. Eğer bu orta ve uzun vadede olursa doların artış trendi devam edip ve insanlar da ya bu dolar artacak diye olduğu zaman doları elinde tutup veya yatırım yapmak istemeyebilirler. Ve bu bizim için olumsuz bir etki yapar. Aynı zamanda da inşaat maliyetlerini arttıran bir unsur olarak karşımıza gelir ve bu noktada da firmalar zam yapmak durumunda kalabilir. Ama şu anda rekabetten dolayı çok kısa zamanda zam olacağına ben inanmıyorum. Bir de Erdem Bahçı'nın açıklamaları var. Yani doları ve euroyu veya pariteyi eski şeyine döndürebileceği noktasını söylüyor. Ama eğer öyle olmazsa Süleyman Bey'in söylediği senaryoya göre bence de çünkü maliyetlerin artma durumu oluşabilir. Çünkü mazot arttığı zaman neredeyse hemen hemen benzine zam geldiği zaman hemen hemen her türlü şeyde fiyatlar artıyor. Aslında Türk sanayisine bakalım da Türk sanayisi hemen hemen inşaat sanayisi üzerine kurulu bir sanayi. Yani Türkiye rekabetçi gücü çok yüksek bir sanayi. Demin Süleyman Bey'in bahsettiği gibi mesela seramikten tutun da birçok konuya kadar çok güçlü bir sanayi. Aslında yurt dışı ithalatına ihtiyaç olmayan bir sanayi gibi gözüküyor. Ham madde ihracatı haricinde. Ondan dolayı da bizler belki de bu noktada daha çok yerli ve kaliteli mallar kullanıp maliyetlerimizi daha aza getirebiliriz. Yani kurlar açısından bakıldığında kısa vadede bize göre biraz olumlu ama bu orta ve uzun vadeye giderse sürdürülebilir bir tırmanış olursa olumsuz olabilecek bir nokta olarak görüyorum. Evet, uzun vadede olumsuz bir noktaya da gelebilir. Burada tabii banka konut kredi faiz oranları da yükseldi. Evet yani, onu da soracağım. Konut kredi faiz oranları yükseldi. Bu yansımaya başladı mı sizde? Satışlarda en azından biraz arttırdınız mı? Vallahi burada bizim duayen Süleyman Bey var. Tabii satışlarda şöyle yansıyor. Geçtiğimiz 30 gün önce banka kur oranları 0.67 iken bugün 0.90. Vatandaşın alım imkanlarını zorluyor. Hı hı. Vatandaşın aylık ödeyeceği bedel 3000 TL olan bir aylığı 3300 liraya çıkmaya çalışıyor ve vatandaş kararından vazgeçiyor. Çünkü bizlerden bugün konut alan vatandaşlar, kirada oturan vatandaşlar, karı koca çalışan vatandaşlar, eşleriyle çalışan vatandaşlar, belli bir birikiminden daha sağlıklı, nitelikli binaya geçmek isteyen vatandaşlar. Bu bankaların kur artışları, faiz oranlarının artışları bize olumsuz yansır. Şu ana kadar 0.90. Bunun birin üstüne çıktığı zaman konut faiz oranlarında bana göre tehlikeli bir duruma giriyor. Psikolojik baremi aşıyor. Psikolojik baremi aştığın zaman o zaman tehlikeli alım duruma ertelenir. Alım ertelenir diyorsunuz. Emre daha ucuza alayım der, bekler. Beklemeye geçerse de bizim işimizde bu çok şey, beklemeye geçmesi. Beklemeye geçerse de tabii sektör açısından pek de olumlu yansımaz diyorsunuz.
Peki Emre Bey, siz önümüzdeki dönemde konut fiyatlarında bir artış ve bu konut kredi faiz oranlarındaki artışa paralel bir azalma öngörüyor musunuz? Şöyle, şimdi Türkiye ekonomisi global ekonomilere entegre bir duruma geldi artık. Dolayısıyla özellikle Türkiye ve diğer gelişmekte olan büyük memleketler Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın merkez bankalarının, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın hareketlerine oldukça duyarlı. Her türlü yapılan işlem anında bütün memleketlerin ekonomilerinde ve tüm sektörlerde bir sonuç doğuruyor. Gayrimenkul sektörü de doğal olarak Amerikan Merkez Bankası'nın politika değişikliklerinden etkilendi ve yeni bir beyanat olursa ondan da etkilenmeye devam edecektir. Bu kaçınılmaz. Bu sadece konut sektöründe değil, tüm sektörlerde ve tüm memleketlerde böyle. Bunu tabii bizim memleket olarak ve sektör olarak nasıl yönetebildiğimiz önemli ve potansiyel müşterinin, ki bu da keyfek eder bir müşteri değil, ihtiyaç halinde bir müşteri. Yani bu bir yere ihtiyaç duyuyor. Tabii. Ben alayım da ikinci bir, üçüncü bir evim olsun diyen bir bu müşterinin bunu nasıl algıladığı önemli. Ben açıkçası Uğur Bey'in de bahsettiği gibi Merkez Bankası'nın bugüne kadarki performansını çok başarılı buluyorum bu konulardaki. Ve bütün bu son yaklaşık 10 senedir Merkez Bankası'nın performansının üzerine Merkez Bankası Başkanı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar da doğal olarak bana oldukça inandırıcı geliyor. Net mesajlar verdi. Bu evet. Konusunda da 1.92 yıl evet. Sonunda olursa hiç şaşırmayın dedi. Evet. Son 10 yılın performansı da bunların bende açıkçası gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu hissini doğuruyor. Bu da çok sevindirici. Keza aynı şekilde maliye ile alakalı bakanlıklarımız da çok tutarlı, istim üstünde anında esnek kararlar ve doğru kararlar alabilen bir performans gösterdiler son 10 yıl. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde evet, global çalkalanmalar, bu sadece ekonomik değil, bir takım işte Suriye faktörü var ve benzeri hareketler kurları oynatacaktır, faizleri oynatacaktır, ama Merkez Bankası'nın Türkiye'ye etkilerini azaltacak hareketlerde bulunacağını düşünüyorum. Evet, bu kur artışları bugüne kadar olanlar fiyatlara yansımak durumundadır. Her ne kadar inşaat sektörü ithalat ağırlıklı bir sektör olmasa da yansımak durumundadır. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde fiyatlarda bir miktar yükseliş göreceğiz. Hı hı. İlave kur artışları da... %kaç oranlarında bir yükseliş öngörüyorsunuz? Ben de %5 mertebelerinde, %5-10 mertebelerinde fiyatlarda sene sonuna doğru bir hareketlenme bekliyorum. Bu kur artışları nedeniyle. Dolayısıyla burada belki her zaman söylediğimiz bir şey ama faizler olası bir takım değişiklikler nedeniyle tekrar yükselmeden, kurlar da kur artışlarının sonucu da fiyatlara yansımadan bugünkü durum oldukça avantajlı gözüküyor diye düşünüyorum. Vatandaşlara buradan konut alımı evet. için ideal zaman bu şu dönemdir diyorsunuz değil evet. mi? Her zaman söylediğimiz o ama evet bu sefer de öyle. Biz sefer... ama objektif alamıyoruz tabii. Peki. Şimdi ben biraz da projelerinizle ilgili devam etmek istiyorum. Gerek bu kentsel dönüşüm veya kentsel dönüşüm dışında mevcut olan, devam etmekte olan projeleriniz neler Uğur Bey? Biz genelde değil aslında tümüyle İstanbul'da konut yapan bir firmayız. Hangi bölgelerde ağırlıklı faaliyet gösteriyorsunuz? Yarı yarıya portföyümüz Anadolu yakası ve Avrupa yakası yarı yarıya. Avrupa yakasında Halkalı ve Esenyurt Bahçeşehir bölgesi. Anadolu yakasında ise zaten Anadolu yakası orijinli bir firma olduğumuz için oranın birçok farklı yerinde proje gerçekleştiriyoruz. Proje portföyümüzün değeri şu anda 2 milyar lira civarında. 5500'e yakın konutu İstanbul'da İstanbul tüketicisinin ve aslında sadece İstanbul değil çünkü Türkiye'den de alımlar oluyor, Türkiye dışından da alımlar oluyor. Onların beğenisine sunuyoruz. Geçen sene 3000'e yakın konutu teslim ettik. Bu sene de 1500-2000'e yakın konut teslim edeceğiz. Ağırlıkta Anadolu yakasında faaliyetlerinizi sürdürüyoruz. Yarı yarıya. Anadolu yakası, Avrupa yakası yarı yarıya. Yarı yarıya. Peki İstanbul. Süleyman Bey sizin? Evet, bizim de Uğur Bey'in bahsettiği gibi konutlarımız var. Genelde biz Avrupa yakasında çalışan bir müteahhitiz. Şu anda bizim 6 tane şantiyemiz var. Çeşitli büyüklüklerde konutlarımız var. Ortalama şöyle, yaklaşık 3500 ile 4000 civarında konut teslimi düşünüyoruz her sene. Ona göre programlıyoruz kendimizi.
Maşallah. Evet, Emre Bey, son olarak sözü sana, size bırakıyorum. Bizim de İstanbul ve İzmir'de şu anda satışı ve inşaatı devam eden projelerimiz toplam yaklaşık 5000 konuttan oluşuyor. Bunun yaklaşık 4000 adedi geçtiğimiz birkaç sene içerisinde satıldı. 1000 adedinin satışı ve inşaatı devam ediyor. Buna ilaveten önümüzdeki dönemde de yaklaşık yine bir 1000 konutluk bir sene kapanma evvel yeni projelerimiz eklenecek bunlara. 2014'te de yine bir takım projeler planlıyoruz. Peki ben bu 3 değerli konuma da sormak istiyorum. Bu yeni projelerinizde akıllı bina konseptini kullanıyor musunuz? Yeşil bina kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız da bunları müşterilerinize nasıl duyuruyorsunuz? Bizim bütün projelerimiz yeşil bina. Sadece konutlar değil, ofislerde. Dolayısıyla hepsi yeşil bina, tasarruflu bina. Bunu şu şekilde duyuruyoruz. Bazı projelerde bankalarla yaptığımız anlaşmalar neticesinde yeşil proje olduğu için, sertifikalı olduğu için daha düşük faiz oranı anlaşması yapıyoruz. Bunu reklamda duyururken yeşil bina olması vesilesiyle bir de üzerine faiz avantajı var diye duyuruyoruz. Bazı projelerimizde bu bankalardan bu desteği alıp bu avantajı müşterilerimize yaşatamıyoruz. O zaman sadece yeşil binanın sağladığı işte ekosisteme ve ailenize sunduğu avantajlar, faydalar diye onun anlatımını, tanıtımını yapıyoruz. Süleyman Bey, süremizde alıyor ama evet, ben hemen size sormak istiyorum. Şöyle, en önemlisi biliyorsunuz ısı izolasyonudur. Binaların mantolaması ve ısı izolasyonuna çok önem verildi. Isı izolasyon konusunda bütün binalar ve meslektaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Yeni yapılan binalarımızda ısı izolasyonları devam ediyor. Tabii akıllı binalar, yeşil binalar çok önemli. Ben Emre Bey'in fikrine katılıyorum. Yeşil binalar konusunda hem enerji tasarrufu açısından hem suyun dönüşüm açısından, enerji kaybımız açısından Türkiye'nin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Şimdi yeni projelendirme yaptığımız binaların sitenin genel giderlerine kullanılacak enerjiyi, elektriği güneş panelleriyle ve güneş enerjisinden elde etmeyi planlıyoruz ve öyle çalışıyoruz. Evet, ve Uğur Bey, sizi en son size bırakıyorum. Çok kısa vakit kaldı. Biz yani LEED sertifikalı binalar da yapıyoruz. Yeşil olmayan binalar da yapıyoruz ama artık bundan sonraki olan süreçte bunlar yapılması gerekiyor. Ama bizim yaptığımız şeylerde bir de Türk Telekom'la yapmış olduğumuz akıllı binalarla ilgili anlaşmalar var. Hemen hemen bütün projemizde akıllı binalar konseptini oluşturuyoruz ama bu biraz daha uzun anlatılabilecek bir konu. Vakit yok. İsterseniz anlatayım. Bir sonraki programımızda inşallah şey yapalım. Bunu daha evet, detaylı sizden dinlemek isteriz. Bu LEED sertifikası nedir? Bunun da özelliklerini. Evet. Son cümlenizi alayım ama. Yani biz gelecekte müşterinin karşısına hizmetle teknoloji bir değer olarak sunulup farklılık oluşturabileceği inancımız var. Vizyonumuzu konut ve ofis anlamında bu şekilde koyduk ve biz hemen hemen tüm projelerimize akıllı binaları ve kendi Ar-Ge'mizle beraber, kendi mühendislerimizle beraber oluşturma çabası içerisindeyiz. İnşallah bunu önümüzdeki senelerde daha da geliştirip tüketicinin karşısına çıkacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Uğur Dumankaya, Süleyman Çetin Sayı ve Emre Çamlı. Ben inşaat sektörüyle ilgili tüm detayları bizlerle paylaştığınız için diyelim. Evet, bir İş Dünyası programının daha sonuna geliyoruz. Ama şimdi programımızı noktalarken bir birleşme haberiyle beraber tamamlayacağız haberim bültenimizi. Vodafone Amerika Birleşik Devletleri'nde veriyoruz.